Eğitim teknolojilerinin sunduğu faydaları en iyi şekilde değerlendirip öğrencileri kaliteli eğitime eriştirmeyi hedefleyen bir başka destek derneğiyle devam ediyoruz. Şimdi de Okul Destek Derneği. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen harekete geçti dernek ve depremden etkilenen öğrenciler için çalışmalarda bulunuyorlar. Derneğin kurumsal ilişkiler direktörü Aylin Güney telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için öncelikle. Evet, Okul Destek Derneği çok değerli çalışmalar yürütüyor dedik. Deprem felaketinden hemen sonra da özellikle eğitimin sürmesi adına bu çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Biraz hem dernekten bahsedelim hem de depremden etkilenen öğrenciler için yaptıklarınıza geçelim ardından. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz önce davet ettiğiniz için. Ben kısaca dernekten biraz bahsedeyim. Biz Evet. çok yeni bir derneğiz. Evet. 3 yıllık genç bir derneğiz. Tam pandemi öncesi kurulduk. Amacımız dijital ortamda çocuklarımızı eğitimde nasıl daha çok güçlendiririz diye ararken pandemi öncesi kurduk derneğimizi. Ve pandemiyle birlikte de çok hızlı büyüdük açıkçası. Çünkü insanların biliyorsunuz uzaktan eğitimle ilgili endişeleri vardı. Hepimiz mecburen öğrendik uzaktan eğitimin nasıl olduğunu. Bizim için de bu bir avantaj oldu ve hızlı büyümemizi sağladı. Ve o dönem tanıştık aslında biz uzaktan öğretim, eğitim denen kavramla. Evet, evet. Biraz düşe kalka ülke Evet, olarak ama evet. sonra öğrendik. Çok da faydalarını görüyoruz şimdi. Bizim amacımız ortaokul çağındaki devlet okulunda okuyan öğrencilerimizi temel bilimlerde desteklemek ve ülkemizin bilim insanı, mühendislik gücünü arttırmak. Bu sebeple çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz ders desteğimiz. Evet. Ortaokulda okuyan devlet öğrencileri için. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için. Doğru. 5. sınıf, 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için matematik fen bilimleri önce seçmesini istiyoruz. Bunu seçen öğrencilerimize kontenjanımız dahilinde Türkçe ve İngilizce desteği sağlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden katılabiliyor öğrenciler. Her yerinden. Bize katılabilmek için internet bağlantısı ve bir akıllı cihazın olması yeterli. Telefon da olabilir, bilgisayarda, tablet de olabilir ama bunları varsa bize başvurabilir. Şu ana kadar 10 bin öğrencimize ulaştık ve destek sağladık ve 70 dilden de öğrencimiz var. Evet. Çok geniş bir katılımımız var. Hani internetten olması tabii şeyi lokasyon bağımlılığını Sınırları kaldırdığı için kaldırıyor. öğrencilere Evet. evet ulaşabiliyoruz. Bizim aradığımız öğrencilerimizde tek şey var, devamlılık ve ödevlerini yapmaları. Tamamen ücretsiz desteğimiz. Sistem nasıl işliyor? Birazcık Ebru'nun ondan bahsedeyim Öğretmenler isterseniz. nasıl seçiliyor? Kimler eğitim verebiliyor? Onlardan da bahsedebiliriz ve sonra depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimleri için neler yapıyorsunuz? Onu özellikle dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Çocuklarımız bizden ders desteği aldığında haftada bir saat canlı sınıf dersi alıyorlar online. Bir saatte soru cevap yapıyorlar ders başına diye düşünebiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim merkezde bir ekibimiz var. Bir kısmı öğretmenlerimizden oluşuyor, profesyonel öğretmenlerimizden. Onlar içerik sağlıyorlar. Yani bize gelen gönüllü öğretmen bizim hazırladığımız içeriği kullanıyor. Her hafta ne yapacakları belli. Önce öğrenciler sisteme başvuruyor. Biz onları prosesten geçirip içeri alıyoruz diye düşünebilirsiniz. Nereden başvuruyorlar? Tekrar edeyim. Hep bunu birkaç defa söylemekte fayda var. okuldestek.org bizim web sitemizden öğrencilerimiz başvuruyor. Evet. Gönüllü eğitmenlerimiz de yine aynı şekilde web sitemizden de başlıyorlar. Kimler gönüllü eğitmen olabilir? 16 yaş üzeri, uzaktan eğitim teknolojilerine hakim olabilecek, çocuklarla arası iyi ve ders vermek isteyen herkes bizde gönüllü öğretmen olabilir, eğitmen olabilir. Hem yurt içi hem yurt dışından şu an eğitmenlerimiz var. Onlar da yine lokasyon bağımsız ulaşıyorlar. Herkes bulunduğu yerden destek verebiliyor. Bize başvuran eğitmenleri biz önce görüşme yapıyoruz. Uygunluğuna birlikte karar veriyoruz karşılıklı. Sonra bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Yaklaşık 2 saat süren bir online eğitim sürecimiz var. Sonrasında eğer her şey iyiyse onları sınıfla buluşturuyoruz. Sınıflarımızı 10'ar kişilik, onu özellikle söylüyorum çünkü kalabalık değil sınıflarımız. Çocuklarımız soru sorabiliyorlar, kendilerini ifade edebiliyorlar. Bu Katılım çok değerli. sağlayabiliyorlar. Evet, bu Evet, önemli çok çok gerçekten. değerli. Çünkü çocuk mesela bütün yıl hiçbir şey yapmasa, soru sormayan bir çocuk soru sorsa bile bizim için çok Tabii. değerli. O yüzden küçük sınıflarda yapıyoruz eğitimlerimizi ve soru sormalarını özellikle istiyoruz. Bu şekilde bir araya getiriyoruz. Gönüllü eğitmenlerimizin birer ekip yöneticisi var. Yine onlar da gönüllü koordinatörlerimiz. Onlarla ilk etapta hemen tanışıp destek almaya başlıyorlar. Her sorularını ona sorabiliyorlar.
Bu süreç bu şekilde Gönüllü desteklemeye eğitmenlere çalışıyorum yönelik eğitimler de veriyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Daha çok gençler mi gönüllü eğitmen oluyorlar? Ve tabii ki eğitmenler de gönüllülük esasıyla ücretsiz olarak ders veriyor anladığımız kadarıyla, öyle değil mi? Çok doğru. Evet, iki parti de ücretsiz. Hı. Öğrencilerimiz bizden ücretsiz destek sağlıyor. Hı. Alıyorlar. Gönüllü eğitmenlerimizi ücretsiz gönüllerini açarak haftada 3 Evet. saat yaklaşık 2-3 saat ayırarak her hafta çocuklarımızla bir araya geliyorlar. Bu da yine ücretsiz oluyor. Siz bir köprü oluyorsunuz onları buluşturmada. Evet, biz de bu operasyonu sağlıyoruz. Hı Hem hı. içeriği sağlıyoruz hem onları bir araya getiriyoruz. Aksaklık olduğunda destek oluyoruz. Bütün sistemi aslında kurup destekliyoruz diye düşünebilirsiniz. Çok güzel anılarımız oluşuyor. Hep birlikte çocuklarımız eğitim alıyorlar. Onları başka alanlarda da desteklemeye çalışıyoruz. Ama ana temamız, ana desteğimiz çocuklarımızı derslerde desteklemek. Şimdi Gönüllü olmak deprem istiyorlar. sonrası çocuklarımızın maalesef eğitimleri kesintiye uğradı. Bazıları yaşadıkları ilden, evlerinden ve alışkanlıklarından ayrılarak farklı illerde farklı okullara yerleştirildi. Yakınlarını kaybedenler oldu. Bazıları eğitimden bulundukları illerde okullar kapalı olduğu için hala yararlanamıyorlar. Bu anlamda depremden etkilenen öğrenciler için de bir çağrı yaptınız ve onları sınıflara davet ettiniz. Nasıl genel anlamda katılım eğitimleriniz nasıl geçiyor depremden etkilenen öğrenciler için? Hemen ondan Hı. bahsedeyim. Biz de depremde şu an tabii çok üzgünüz. Çok büyük bir Evet. afetle karşı karşıyayız. Biz de hemen ne yapabiliriz diye düşündük. Hızlı bir şekilde nasıl sisteme entegre ederiz ve yazın ne yapabiliriz diye düşündük. Ve şu aksiyonları aldık. Bir tanesi ikinci dönem normalde biz kayıt almayacaktık. Çünkü süreç devam ediyordu. Hemen depremden etkilenen öğrencilerimiz için kayıtlarımızı açtık. Yine 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci için. Normalde 8. sınıfı biz dışarıdan almıyoruz ama depremden etkilenenleri almaya başladık. Ki hani şu an internet erişimi olan, çünkü başka şehirlere gidenler de var. Mevcutta evleri çok fazla hasar değil ama depremden etkilenmiş olan öğrencilerimiz Evet. de var. Onlar için hemen bir kontenjan yarattık. Yaklaşık şu an 1000 kişi gibi öngörüyoruz. 480 başvuru aldık. Daha başvuru bekliyoruz. Öğrencilerimiz bize hemen destek için başvurabilirler. Yine haftada 1 saat her ders için canlı derste destek alabilecekler. Hemen onları almaya başladık. Programımızı aldık ve gönüllü çağrısı da yaptık Ebru'nun sizin de söylediğiniz için. Çünkü burada kapasiteyi Tabii. arttırmamızı istiyoruz. Burada yapabileceklerimiz dışında şimdi çocukların bir kısmı hala eğitime başlayamadı biliyorsunuz. Evet, evet. Başlasalar bile biraz sıkıntılı bir dönem olacağını hepimiz öngörüyoruz. O Tabii. yüzden yaz için bir program hazırladık. Yani biraz daha düzene gireceğini düşünüyoruz. Hem konteyner kentlerin hem hayatın rutine gireceğini düşünüyoruz. Yaz için bütün depremden etkilenen öğrencilerimiz için bir yaz okulu planladık. 8 haftalık sıkıştırılmış içerikle bütün ikinci dönem konularını kapsayan yine aynı grup için 5, 6, 7, 8. grup sınıflar için bir program planladık. 4 ders alabilecekler. Matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce. Bunu düzenledik. Çocuklarımızı burada 5000 gibi bir sayı öngörüyoruz. Henüz tam bilmiyoruz ama hem çocuk başvurusu bekliyoruz bunun için. Temmuz Ağustos için planladık. Zaman da belli. Hem de gönüllü eğitmen başvurusu bekliyoruz. Yine online olacak. Bize ulaşabilecek çocuklarımızın hepsini bekliyoruz. Sizin aracılığınızla da davette bulunmuş olalım. Hem gönüllü eğitmenler için Evet. hem çocuklarımız için. Çok kıymetli bu. Kimler gönüllü öğretmen, eğitmen olabilir? Yine ondan bahsedelim bir kez daha altını çizerek. Tamam. 16 yaşın üstünde yani lise 10 ve üzeri diyelim. Hani lise gönüllerimiz de var ama daha çok biz üniversitelilerle çalışıyoruz. Ve bu onlar için de çok değerli bir tecrübe, değil mi? Liseli ve üniversiteli gençlerin ders vermeleri. Evet, çok çok kıymetli. Özellikle üniversitelerde eğitim fakültesinde okuyan çok gönüllümüz var. Onlar için de çok önemli bir tecrübe oluyor. Çocuklarımız için de çok kıymetli. Çünkü çok güzel örnekler görüyorlar, rol modeller görüyorlar. Üniversitede okuyan gençler onlara destek verdiğinde bizim yaptığımız anketlerde şöyle bir şey de var, sonuç da var. Çocuklarımızın %70'i yaklaşık büyüdüğünde gönüllü olmak istiyor. Ne Yani kadar güzel. Türkiye'nin Evet. gönüllülük anlamında da çok büyük bir katkısı oluyor Tabii. Türkiye'ye. Bazı öğrenciler için öğretmenin dışında gördüğü ilk insan evine gelen. O yüzden onların katkısı çok çok kıymetli. Hani ölçemediğimiz değerler kısmında karşılıksız aldıkları bu hizmetle ilgili çok büyük bir gönül bağı kuruluyor. Biz hep söylüyoruz belki akademik aldıkları şeyi unutacak çocuklarımız ama sizi unutmayacaklar, Hı sizin hı. aldığı desteği unutmayacaklar diyoruz. Çünkü bir elinden tutan birisi var çocuklarımızın. Özellikle böyle bir dönemde diye düşünürseniz yani depremden etkilenmiş çocuklar
biliyorsunuz çok sıkıntılılar. Yakınlarını Bir kaybedenler elbette. evet, bir yere ait olma, istediği soruyu sorabilme, hani onun görüşünün sorulması gibi bir ortamda sarılıp sarmalanacaklar. Evet. Bizim için o yüzden çok çok değerli. Bir programımız daha var. Onunla ilgili hazırlık yapıyoruz. Onu da biraz Çok anlatayım. kısa zamanımız yok çünkü bir başka Öyle bölümümüz mi? daha olacak sizden sonra. O da çok değerli hayata destek bu sefer. Dilerseniz Okul Destek Derneği'nin sosyal medya hesaplarını ve web sitesini duyuralım. Tamamdır. O Okul diğer Destek programın da Derneği. sadece adından bahsedelim. Kısacık bahsetmek istediğiniz programın o nedir? Konteyner kentler için fiziksel bir eğitim vermeyi de planlıyoruz. Bunun için de hem eğitmen hem de ekipman için de bağışa da ihtiyacımız var. Hani belki o konuda da destek verebilir Tamam. dinleyicilerimiz diye ben söylemek istedim. Adresimizi tekrarlayayım. Bütün her şey için buraya başvurabilirler. Evet. Okuldestek.org web sitemiz. Bütün bilgilerimiz orada mevcut zaten. Çok teşekkür ederim Biz bilgi çok ve destek teşekkür için, ediyoruz. verdiğiniz için. Ortaokul öğrencileri için, 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için, 10 kişilik çevrim içi sınıflarda, matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce derslerinde her hafta canlı derslerden oluşan ücretsiz ders destek programları var. Okul Destek Derneği'nin depremden etkilenen öğrenciler için de özellikle Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirilecek sıkıştırılmış bir yaz okulu programı yine çevrim içi gerçekleştirilecek. Hem o programa katılmak isteyen depremden etkilenen öğrencileri hem de gönüllü eğitmenlere ihtiyaç var diyelim. Okul Destek Derneği web sitesi ve Okul Destek Derneği'nin aynı kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarına davet edelim. Tekrar teşekkürlerimizle Aylin Güney uğurlayalım sizi. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Okul Destek Derneği Kurumsal İlişkiler Direktörü Aylin Güney ile söyleştik.